Merhabalar sevgili öğrenciler ve değerli arkadaşlar. KKK7.54'te görmüş olduğunuz gibi bir sınavsak fikrimiz var. Ancak bu sınavsak fikrimiz CDE noktalarına tekilliklere kaydırılmış olarak verilmiştir. Bu kaydırılmış masafası B'den E'ye kadar 150 mm, o da 15 cm. D noktasına olan aynı şekilde ve D noktasına olan aynı şekilde 3 tane tekil yüke maruzdur. 400 newton'dur. Bu da biz burada newton ve milimetre olarak verilmiş. Bunu arkadaşlar çevirerek daha çıkan sonuçları güzel bir şekilde incelemek amacıyla newtonları kilometre çevireceğiz ve milimetrelerde metreye çevirdiğimiz zaman sonuçlarda o kadar fazla sayısal işlem gözükmeyecektir. Ancak burada yapmamız gereken en önemli husus hepimizin mekaniğin kurallarından ve fiziğin moment kurallarından bildiğimiz gibi burada biz C noktasına tekillikimizi kaydırıyoruz, D noktasına kaydırıyoruz ve E noktasına 3 tane tekillikimizi de kaydırıyoruz. Ancak kaydırdığımız zaman bizim C noktasına olan tekillikimizin kuvvet kolu, moment çarpı kuvvet kolu olduğu için C noktasına, D noktasına, E noktasına olan masafalarla kuvveti çarparak burada bir burulma momentini de elde etmiş oluruz. Bu da 400 newton çarpı 150 milimetre. Buraya bir çevirerek çözersek bizim 0.06 kilometre metre yapar. Yani başka bir deyişle 0.15 çarpı 0.4, o da bize 0.06 kilometre metreyi verir. E noktasında, D noktasında, C noktasında 0.06 kilometre metre bir burulma momentimiz, 3 tane burulma momentimiz mevcuttur. Ve böylece bu girişimizi tanımlayacağız arkadaşlar. Programımızı açıyoruz arkadaşlar. Bu arada unit preferansı tekrar tıklıyorum. Bizim uzunluğumuzu metre olarak gireceğiz. Metreyi seçiyorum. Kuvvetimizi de kilometre olarak. Bizim basınca megapascal ve momentimiz de kilometre metre. Momentimiz de metre üzeri 4 ve açımız da derece. Değerli arkadaşlar, toplam kirişimizin uzunluğu metre olarak 0.9, yani 90 santim. Metre olarak giriyorum. Görmüş olduğunuz gibi kirişimiz mavi olarak -0.09 metre olarak kirişimizin uzunluğunu tanımlamış olduk. Kırmızı oka tıklıyorum. Kirişimizin yüklerini tanımlıyorum. Bizim kirişimizin 3 tane point'u, yani tekillik vardır. Birincisinin masafası nedir? 0.15'tir metre olarak. Diğeri de 0.4 kilometredir. 400 newton böyle 1000 yaparsak 0.4 kilometrene denk gelir. Ok diyorum. Tekrar kırmızı oka tıklıyorum. İkinci tekillikimizi tanımlıyorum. Bunun toplam masafası kirişin başlangıcına nedir? 15 santim artı 3 santim 0.45'tir. Diğeri de 0.4'tir. 400 newton, o da 0.4 kilonewton'dur. Üçüncü tekelikimizi tanımlıyorum. Üçüncü tekelikimizin masafası 3 santim artı 3 santim 60 artı 15 santim 75 santim 0.75 metre ve diğeri de kuvvet 0.4 kilonewton. Okey diyorum, tanımlamış olduk. Mavi
oka tıklıyorum. Masrafları tamamlayacağım. Bizim birinci masrafımız asit masrafıdır. Payını seçiyorum. Masrafası sıfırdır. İlk girişim başlangıç noktasında. İkinci masrafımızı tanımlıyorum. Kayar masrafıdır. Ruları seçiyorum. Masrafası girişin başlangıç noktasına olan masrafa nedir? 0.9'dır. Yani 90 santim. O da girişin bitiş noktasıdır. Masrafımızı tanımlamış olduk. Şimdi geliyorum. Vurulma momentimizi gireceğimiz. Vurulma momentimizi. Type point width değil şimdi. Yani tipi nedir? For moment. Hangi noktada bizim 0.15 noktasında ve diğeri nedir? 0.06'dır kilonewton metre. Bu arada clockwise, yani saat yönünde mi? Anti clockwise ise saat yönünün tersi. Bizim moment kolumuz saat yönünde olduğu için clockwise seçiyorum. Görmüş olduğunuz gibi moment saat yönünde. Tekrar kırmızı oku tıklıyorum. Çünkü ikinci yaylıkımız vurulma momentimizi tanımlıyorum. Masafası 0.45 metre, o da 5 santim. Diğeri de 0.06 kilometre metre. Saat yönünde tanımladım. Çünkü vurulma momentimizi tanımlıyorum. For moment masafası bizim girişimizin 30 santim artı 30 santim artı 15 santim 0.75 metre, bu da 75 santim. Diğeri de 0.6 kilometre metre. Saat yönünde ok diyorum, tamamlamış oldum. Böylece çözümü yap diyorum. Reaction solution şey bizim hem kesme kuvvetini hem moment diagramını bulmuş olduk arkadaşlar. Bizim maksimum momentimiz ise 0.18 kilonewton metredir arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi oradan da atlayarak momentimizi görebiliyoruz. İşte girişimizin orta noktasında maksimum momenti vardı. Gördüğünüz gibi hem reaksiyonlar hem kesme kuvveti ve hem moment diagramlarını böylece bulmuş olduk değerli arkadaşlar. Bir sonraki örnekte görüşmek ümidiyle ve bu programdaki saklamayı da unutmayacağız. Problem problem 5.35 problem kitaptaki problem numarası 7.7.54 manifler için mekanikteki 7. bölümdeki arkadaşlar bu kitabı da zaten ilave edeceğiz. Oradan da ilk çözümlerine bakabilirsiniz. Böylece saklıyoruz, seviyorum, açıkçı yapıyoruz.